Uganda'da Victoria Gölü'nün kıyılarında yer alan, turistlerin sıkça ziyaret ettiği ve düğün yapmak isteyenler için popüler bir mekan olan plajda çok ilginç bir olay yaşandı. Adeta milyonlarca yıl önce şahit olabilecekleri bir olayla karşılaşan turistler ve düğünün konukları bu anları kameraya kaydettiler. Öyle ki bir adanın kendi üzerinde oldukları adaya doğru ilerlediğine şahit oldular. Bu ada aslında Uganda'nın anakarasından kopan 20 dönümlük bir arazi parçası ve aylardır Victoria Gölü etrafında rüzgarla birlikte yüzüyor ve hala da hareket etmeye devam ediyor. Bu da medyada gündem olunca insanların dikkatini çekti elbette ve oraya akın ettiler. Ama onlardan önce bu yüzden adayı ele geçiren bir grup var. Sahte bir direğe bağladıkları Uganda bayrağıyla buraya Barış Adası adını veren grup adayı sömürgeleştirdiler. Daha sonra birkaç kişi de aralarına katıldı. Bu yüzden ada adeta gelir kapısı haline de geldi. Çünkü oraya gelmek isteyen turistleri taşıma bedeli alıyorlar. Bu yüzden adada kalanların hepsi erkek ve otlardan yapılma kulübelerde yaşıyorlar. Bazıları kalıcı olarak orada yaşasa da aralarında birkaçı günlük ziyaretler yapıyor. Gece uyuyup sabah uyandıklarında adanın konumunun değiştiğini ancak onların bu hareketi hissetmediklerini söylüyorlar. Burada tarım yapmaya da başlamışlar. Ancak yetkililer adanın toprağının her geçen gün zayıfladığını ve bir gün sular altında kalacağını söylüyor. Orada yaşayan grup ise buna inanmamakta ısrarcı. Bu yüzden adadan sadece üzerinde yaşayan grup memnun. Diğer insanlar adanın her yere zarar verdiğini ve sürüklenmesinden dolayı her an tehlike altında olduklarını söylüyorlar. Ancak işin gerçeği buna bir çözüm yok. Çünkü tek çözüm adayı sular altına gömmek. Bu da turist sayısını etkileyeceğinden mümkün gibi gözükmüyor. Grönland sahilinde bir köyde yaşasaydınız ve sabah kalktığınızda bu manzarayla karşılaşsaydınız ne olurdu? Köyün dibine kadar gelen dev bir buzdağı. Herhalde ilk gördüğünüzde nefesiniz kesilirdi. Aslında kutup köylerinde yaşayanlar için kopan buz parçaları normal bir şey. Ancak böylesine devasa bir buzdağı çok da normal bir şey değil. Çünkü köylülerin korkusu buzdağının suya gömülüp dev dalgalar oluşturması. Çünkü buzdağları kibar bir şekilde eriyip kaybolmaz. Korkutucu bir şekilde parçalanma eğilimindedirler. Bu durumda köylüler bulundukları yerden tahliye edildi. Buzdağının ölçüleri ise 200 metre genişliğinde, 300 metre yüksekliğinde, tahmini ağırlığı ise 11 milyon ton. Şimdi köylülerin en büyük umudu, rüzgarların ve gelgitlerin buzdağını başka bir noktaya taşıması. Aksi takdirde bir daha köye dönemezler. Sizlere bir soru, kimler doğru cevabı verebilecek bakalım? Cevabı iyi düşünün. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.